Edessa TV ekranlarına hoş geldiniz. Santra'da karşınızdayız ve iyisiyle kötüsüyle sezonu bitirdik. 2023-2024 sezonunu küme düşmeden bitirdik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama her programda dile getirdiğim bu takım küme düşmeyecek, benim inancım tamdır diye. İlk devrenin 7. veya 8. haftasıydı. Yine programda konuştuğumuz zaman Fadıl Hocam'la birlikte bu ligden düşecek olan takımlar varsa onlar Altay, Giresun, Erzurum, Trabzon diye üstüne basa basa durmuştum. Tabi şöyle bir şey söylenebilir. Hocam nereden biliyorsunuz? Kain falan değiliz aslında. Bu silinen puanlar vardı. Transfer tahtaları kapalıydı ki Adana Spor da buna dahildi. Bundan yola çıkarak hareket ettik. Ve Erzurum müthiş bir performans sergiledi ve hatta sakatlık falan vermedi, fire vermedi. Ligi bitirdi. Biraz da zorlasaydı potaya da girebilirdi belki. Ama sonuçta küme düşenler Altay oldu, Giresun oldu ve son takım olarak Tuzla Spor'a bay bay dedik. Ligde kaldık. Çok fazla uzatmayayım. Partnerime, hocama, öğretmenime vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Yine bir programda beraberiz. Evet hocam. Taraftarlarımız da, bizi izleyenler de çok tandır görüşmüyorduk. Bizi özlemişlerdi. Şimdi tabii sezon bitti. Artık yeni sezon planlamaları yapılacak. Artık kongre olacak. Şanlıurfa Spor için söylüyoruz. Tabii bugün sanıyorum konumuz bir Şanlıurfa Spor, bir de Kalber Karaköprü Belediyespor. Aynen öyle. Evet, ikisinin üzerinde bayağı duracağız. İyisiyle kötüsüyle Şanlıurfa Spor ligde kaldı. Evet. Ve şimdiye kadar emeği geçen bütün başkanlara teşekkür ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Kesinlikle. Hocam. Artık geride kaldı. Evet. Bunun bir altını çizelim. Evet. Şimdi iki Şanlıurfa Spor'u bu yıl böyle bir değerlendirmeye alırsak. Aslında benim sorularım arasında o vardı hocam. Yani bu dönemi ilk devreyle ikinci devreyi bir değerlendireceğiz diye. Ha, ben soru olarak o zaman almış oldum. Evet. Lütfen hocam. Çok fazla bölmek şimdi istemiyorum. Şimdi ben tabii oyun kalitesi farkı ortada da olsa da hocam. Evet hocam. İlk yarı ve ikinci yarı biz 19 puan toplamışız. Ben ona bakarım. Sonuca bakarım. Sonuca bakarım hocam. Yani benim için bilimsellik. Ben alıyorum istatistiği elime. Evet. Bakıyorum ne yapmışız. İşte bu kadar şut çekmişiz. Bu kadar pozisyona girmişiz. İşte dün örnek vereyim bir derbi izledik. Evet. Ne oldu? Bir isabetli şut yok. Tek isabetli şut çıktı maçta. Gol. O da gol oldu. Evet. Ona bakarız. Diğerleri biz iyi oynadık. İşte şöyle oldu böyle oldu. Bunları geçelim. Biz 38 puan. İlk dönem 19. İkinci yarı 19. Ha. Tabii ikinci yarının kalitesi ilk yarının kalitesinden daha iyiydi. Evet. Hem rakipler olarak hem Şanlıurfa Spor olarak. Bunu kabul edelim. Zaten bunu belirtiyoruz. Ve oyun anlamında da daha kaliteliydik. Hoca anlamında da kaliteliydik. Yönetim anlamında da biraz daha kaliteliydik ilk yarıya göre. Evet. Bunu belirtelim. Ama bana sorarsan 19 puan topladık. Halligde kaldık. Zaten temennimiz de oydu. Evet. Sizin de programın başında söylediğiniz gibi biz zaten şunlar düşer, Şanlıurfa Spor ligde kalır ve biz günü gününe ne dedik hocam? Baraj 37 ile 40 puan bandı arasında kalacak. Evet, evet. Kesindi bu. Zaten 40 puan rahattı. Şanlıurfa Spor da 38 puanla averajla da olsa ligde kaldı. Mutluyum. Niye mutluyum hocam? Evet. Çünkü kurduğum cümlelerimin arkasında her zaman durdum. Yağmur nerede tarlam oraya demek yerine İşte bugün takım kötü gitti, şöyle olacak, böyle olacak, gelecek üzerine yeni cümleler kurmak yerine, farklı cümleler kurmak yerine hocam, aynı inancımın arkasından durdum. Evet. Tuzla Spor için de aynı şekilde durdum. Ligden düşmeyeceğimizin her zaman, her programda dile getirdim. Hatta bazıları diyor, ya hocam çok hayalperestsin, ya bu futbolla nasıl ligde duracağız diyenler vardı. Arkadaşlarımız vardı, dostlarımız vardı. İnancımı her zaman koruyordum. İnanmayan varsa da açabilir. Geçmiş programlarımıza YouTube'dan Edessa TV YouTube sayfasına bakabilirler, görebilirler orada ne demek istediğimizi. Çok şükür. Gerçekten bu ligi bu sezon ligde durmamız gerekiyordu. Kümede kalmamız gerekiyordu. Önümüzdeki yıl artık peyderpey üstüne koya koya ileriye gitmemiz gerekiyor. Kanaatindeyim, düşüncesindeyim. Evet. Şimdi hocam çok aslında bulandırmak da istemiyorum. Çünkü ne kadar bulandırırsak artık tadı kaçıyor gibi. İşte önceki yönetim şunu yaptı, yönetim bunu yaptı, önceki işte yönetici şu yaptı, bu yaptı demek yerine geçen hafta biz bir program yaptık. 4
kanalımızla. Evet, ortak. Dizide kanalla ortak bir yayın yaptık. Açıkçası moderatörümüz de Adem Bey'di. Çok fazla Başkan Bey'in, yani Haçın Bey'in konuşmasından sonra çok fazla müdahil olmak istemiyorduk. Çünkü konuşuyordu, bölmek istemiyorduk. Yani içi çok dolmuştu. Basın açıklaması gibi oldu. Gibi. Evet. Değil mi? Gibi yani, oldu. Evet. Çünkü söyleyen arkadaşlarımız da oldu. Haklılardır. Orada basın açıklaması gibi bir şey oldu. Ama anlattıkları da aslında dikkate alınması gereken bazı... Çok önemli konulara da değindi. Çok önemli noktalar. Muhakkak hafta içinde Giray Bey'in de bir açıklaması vardı. Eski yöneticilerimizden Giray Küçük Bey'in de bir açıklaması vardı. Yine ona da dediğimiz gibi... Yani aslında fazla... o da başkanı destekler bir konuşma, bir açıklama yaptı gibi. Yani başkanın yalnızlığından bahsetti sanki. Evet, işte ben oraya geleceğim aslında, evet. Hocam. Şimdi biz ilk devreyi, daha doğrusu sezonu değerlendirdiğimiz zaman 2023-2024 Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte, Trendyol birincilikte değerlendirdiğimiz zaman, şimdi ilk devreyi değerlendirdiğimiz zaman hocam neler çıktı karşımıza? Veya ne vardı, ne yoktu? İkinci devreye ne gibi değişiklikler yaptık? Bize artıları ne oldu? Eksileri ne oldu? Ya 19 puan toplamışız. Evet, burada da 19 puan toplamışız. Puana baktığımız zaman aynı. Ama muhakkak bir oyun içinde bir değişkenlik vardı. Bir değişkenlik gösterdi. Ne bileyim, antrenörler değişti. Yani Zafer Turan Hoca zaten malum hastaydı. Rahatsızlığı vardı. Ondan sonra onun yardımcısı Efe İnanç Hoca, daha sonra İrfan Buz Hoca geldi. Daha sonra işte Can Hoca, Cihat Hoca geldi. Yani bir değerlendirdiğiniz zaman neler çıkacak karşımıza? Şimdi şöyle, biz ilk yarıya başladık. Tabii iyi başladık aslında. Evet. İlk yarıya başlarken puanlar da topladık. Sonra gerçekten bu ligin çok zor olduğunu, kaliteli olduğunu o zaman anladık. Evet. Yani nasıl? Bu ligin aslında düşme potasına yakın olan takımlarla oynadık hocam. 3-4-5 maçı. Evet. Sonra yavaş yavaş kaliteli rakiplerle, ekonomisi iyi takımlarla, düzgün kurulmuş bütçesine uygun takımlarla, yani düzgün kurulmuş takımlarla oynadıkça da anladık ki biz eksiğimizi gördük. Çünkü bir eksiği nasıl görürsün? Daha senden iyi, daha iyi bir rakiple oynarsan eksiğini görürsün. Kesinlikle. O zamana kadar görmezsin. Ha, hemen önümüze bu zorluklar çıkınca taraftarlarımız da dahil olmak üzere herkes dedi ki ya keşke biz geçen yılki kadroyu bozmasaydık, bundan daha iyi oynardı gibi yorumlar gelmeye başladı. Sonra biz dönüp bakınca kadromuzdan ayrılan veya Şanlıurfaspor'un ayrıldığı futbolculara bakınca hiçbiri bizden üst bir lige gitmedi. Hatta evet, birinci lige bile gitmedi hocam. Evet. Aynen öyle. Bu neyi gösterdi? Demek ki bizim ikinci ligde oynadığımız kadro gerçekten aynısı çıksaydı yetersizdi. Evet. Bu ortaya çıktı. Ve biz gerçekten iyi oyuncular da tuttuk. Kötü tutmadık. Tuttuk hocam. Evet. Evet. Ki bunlardan biri ikincilikte yıldızlaşan Mert Çapar'dı. Evet. Hoca çok sabretti. Çok fırsat verdi. Taraftar da çok sabretti. Evet, taraftar da çok sabretti. Gerçekten verim alamadık. Tekrar kendi ligine dönünce, bizden ayrılınca, ki başkan da hafta içi Mert'in bize çok iyi maddi bir kazanç sağladığını ve Ahmet Spor'a öyle gittiğini söyledi. Ve kendi ligine dönünce yine orada performansını ortaya koydu. Demek ki her ligin de bir oyuncusu var. Bunu da unutmamak lazım. Ha, biz ilk yarı böyle olunca da aslında bir hedef de belirlememiştik. Zafer Hoca gelse de gelmese de işte ne yapacağız? Bu kadar bütçe ayırdık. Hedefimiz şampiyonluk mu? Ligde kalmak mı? Bir açıklama da yapılmadı. Baktık ki bu kadro aslında hedefi ligde kalmakmış. Biz kendi kendimizi kandırıyormuşuz. Yani bizim tabii 3-4 galibiyet alınca dedik ki tabii. Acaba biz playoff'a mı kalırız? Acaba şöyle mi yaparız? Gerçekten baktık ki o da gel. Sonra ikinci yarıya da aman hepsini mi gönderelim? 15 oyuncu tekrardan mı alalım? Hocayı değişelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu sefer ikinci yarıdaki transferlerde de zor adam buluyorsun. Tabii hocam, kaliteli evet, adamı kim bırakır? Kaliteli adamını kimse bırakmaz. Hayır. Hoca şunu alalım, bunu alalım, bu yetersiz. Ki zaten açıklamalar da öyle. İşte Giray Bey'in açıklamasını da bayağı izledim. Dedi ki videodan oyuncu beğeniyorduk. Videosunu izliyorduk. İşte evet, bu oyuncu gelir mi gelmez mi? Evet. Şia tabii. Hoca Bey izliyordu. Hoca Bey ekibi. Hatta ben bazıları için ısrarla evet, onu söyledi. Bir daha bakalım işte. Ya şimdi yönetici olarak da baktığın zaman ben milyonluk takımı sadece bir hocanın elinden bırakacağım gibi söylemler de oluyor. Demek ki ne olacak? Futbol şube sorumlusu, sportif direktör, hoca, başkan oturup belli, bunu alamazsak, bu bize yüksek gelirse şunu alalım. Bunu izledik mi? Kim canlı izledi? Neler yaptı? Orta saha mı? Top kesici mi? Yerden mi? Havadan mı? Nedir bu adam? Evet. Bu teşhisleri de iyi koymak lazım hocam. Kesinlikle. İşte ben hocam, Zafer Turan'a bıraktık her şeyi. Ligden düşürdü bizi.
Sorumlusu kim? Başkan ve yönetim. Cezayı kim çekecek? Biz. Mecbur. O zaman o da bir sorumluluk alıyor. Biz o yüzden şimdi tamam alındı gitti. Aldıktan sonra ne oldu? Yine yetersiz kalındı. Bu defa ne yaptık? Aman aman kendimizi kurtaralım. Menajerler devreye giriyor. Her oyuncu bir şeyi beğenmiyor. Yabancı oyuncu diyor ki bana ev, araba, şu, bu. Senden bir sürü isteği oluyor hocam. Evet. Bir sürü. Maç başımı işte peşinatıma peşinarım. Yabancı oyuncu parasının hepsini aydan ha bitirir. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Yok ben oynayacağım. Maç başı alacağım. Hayır. Adam hepsini takır takır senden sözleşmesine yazar ve hepsini alır. Yoksa sen gider şikayet eder, transfer yasağı gelir. İşte transfer yapamazsın önümüzdeki sezon. Evet. Ne oldu? Biz de yavaş yavaş borcaladık. Sonra gerçekten ikinci yarıdaki transferler ilk yarıdakine göre oranla gerçekten iyiydi. Ama çok mu iyiydi? Değil. Yani tam performans alamadık. Birinci ilk yarıya göre bir nebze daha iyiydik. Ya hatta şöyle bir şey hocam. Programın içinde de Haçın Başkanım bir şey sordu. Hangisi kötü diye bir cümle kullanmıştı. İzlediniz tabii mi? Tabii programı izledik. Ben şey dedim yani Alperen dışında çok böyle dikkatimi çeken olmadı. Yani. Evet. Alperen Allah kendisine razı olsun çok kaliteliydi hocam. Ve Erzurum maçında deplasmandaki sanırım kurtardığı yani, penaltılar. Sakarya kurtardığı penaltılar bence çok çok iyiydi. Ya, yenilmeyecek goller vardı. Ya, o kadar da olur hocam. Şimdi maçtır, futboldur bu. Oynanıyor yani. Sekiyor top çime çarpıyor içeri giriyor. Aynen. Bir ne bileyim bir engebe var orada. Küçücük bir eğim var orada. Çarpıyor oradan içeri giriyor. Tabii yani, olabilir. Yani evet. Maç içinde ama dediğim gibi yani ben ona değindim. Hatta bana Haris'ten bahsettiler. Yani dışarıda tabii programdan sonra da söylediler. İşte İshak Çakmak. Ondan bahsettiler. Ya hocam çok mu kötü? Ya abi kötü değil. Şu an performans için ben söylüyorum. Şimdi Paşo'ya ben kötü mü diyeceğim? Ne bileyim işte Haris'e ben kötü mü diyeceğim? Landel'e kötü mü diyeceğim? Ben kötü mü? Performans açısından diyorum. Tabii şimdi beklenenin altında kaldı. Evet. Bunu kabul etmemiz lazım. Ben bunu lazım. Söylemeye çalıştım. Yoksa mesela İshak orta sahada savunma ağırlıkla görevini çok yerine getirdi. Ama dikkat edersen orada ofansif evet. demişlerdi. Yok. Ben geri dönüşte tabii şimdi mesela yani. Deplasmanda gol attı mı attı ama daha çok yani futbolculuk yönü olarak savunma ağırlıklı bir oyuncu hocam. İshak ve alt ligden geldi bize. Evet. Şimdi bunu da unutmayalım. Ha savunma yönü daha iyi miydi? İyiydi. Alperen aslında bizim kalecilerimiz kötü müydü? Yok. Alperen onlardan daha iyiydi. Performans olarak da bunu ortaya koydu. Evet. Paşao yaşlı mı yaşlı? Gol attı mı? Attı. Bizi ligde belki Paşao'nun golleri tuttu hocam. Tuttu hocam. Şunu unutmayalım. Bu ligin golcüsü kardeşim. Evet. Yaşlıydı maçlıydı. Altay'dan aldık. Düşecek bir takımdan aldık ama bize en az 10 tane gol kazandı. Yani devre arasında alınacak en iyi oyunculardan biriydi. Yani keşke evet. bunların bu diyor ya biz bu ince elemeyi sezon bu başı yapsaydık daha verimli olurdu. Yani sezon başı çok evet. önemliydi. Çünkü dediğim gibi ya hiç ismini duymadığımız isimler geldi. Bilmediğimiz isimler geldi. Yani açıkçası ben ya şimdi söyleyeyim. Mesela programda da hocam işte aldığımız oyuncular kötü mü? İyi ama dediğiniz gibi performans olarak hocam evet. ne verdi bize? Ne verdi? Yani 2-3 adamı çıkarırsak Haris kaç asist yaptı hocam? 0. Kaç gol attı? Bilmiyorum. Görmedim. Mantıken soruyorum. Evet. Landel'de hocam hiç yani böyle akılda kalıcı bir şey yoktu yani. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum şu an düşünüyorum. Yok mesela öyle baktığımız değil. Zaman ha mesela Begic falan biraz daha ağır bastı. Skora katkı evet. yaptı. Bunu unutmayalım. Paşao katkı yaptı. Zaten adamı golcü aldı mı attı. Evet. Ama özellikle yani bizim ofansif anlamda ileride oynayan kanat adamlarımızdan böyle çok aşırı verim alamadık. Haris hocam şu an bakıyorum ben önümdeki sisteme de 11 maçta hocam 6 maçta ilk 11 oynamış 1 gol 1 galibiyet bir gol 1 asist. 6 maçta. Çok iyi diyorlar. Yani tamam iyi olabilir ama performans olarak bize bir şey vermedi. 1 gol 1 asist lige 11 maçta bunu toplamış ya. Bunu ortaya koymuş. Evet. Onu söylüyoruz yani. Yoksa belki iyiydi. İngiliz kökenli. Eyvallah. Evet. Ona da takımlar kötü değil. Crystal Palace'da falan oynamış. Evet. Kötü değil. Tamam eyvallah. Ama performans olarak bize dönüşü çok ahım şahım olmadı. Çok bizi ileriye taşımadı. Evet. Biz bunu söylüyoruz yani. O konuda da yani size hak vermemek elde değil. Evet ya ben öyle düşünüyorum. Tabii başkan da bunlar kötü müydü? İyiydi ama performans yok başkan. Ben işte onu kastediyorum aslında. Şöyle bir durum var. Hatta programdan sonra bir arkadaşım mesaj attı bana. Hocam işte Haris ofansif orta saha kanat adamı nasıl kademeye girecek? İşte kademenin
açıklamasını da bana, teşekkür ediyorum kendisine, göndermiş ama hani Google'a yazıp futbolda savunma kademesi nasıl olur yazıp bana göndermişti. Evet. Duyamadım kendisine hani bunu söylemeyi de. Ya dedim ki eğer mümkünse bir oturalım, bir çayımı da iç. Hadi gel bir konuşalım bir. Şimdi kademe derken sadece savunmada mı kademe olur hocam? Hücumda olur. Onu söyleyeceğim. Yok yok. Paşa hücumda mesela hocam. Hücum yapıyor. Rakip geldiği zaman paşanın açını kapatmak kademe demek değil mi? Değil. O kademedir. Tabii biz kademeyi sadece savunma olarak. Tek taraflı evet, düşünüyoruz. Tek taraflı. Yani hücumdaki adam girmez. Aslında bir arkadaşının hatasını, açığını kapatmak da bir kademe anlayışıdır. Evet. Ama işte savunmada kademe. İşte aslında savunma yaparken zaten kademeye giriyorsun. Yoksa hücum prensibinde kademe diye bir şey yok. Evet. Ama savunmada var. İşte baskı, kademe, denge. Bunlar var. Savunma, evet. İlk savunma santraforda başlar. Başlar, evet. Orta sahanın ilerisinde, ofansif orta sahada başlamaz. Tabii, tabii. Üçüncü bölgenin böyle ikinci ama bölgenin işte ortası. Ama işte orada o programda söyleyince... Evet. Başkanlar tabii hani kademe deyince aklına hemen insanın savunma gelir. Evet. Evet. Kanat adamı savunma yapar mı? Tek taraflı mı düşündük acaba? Olabilir. Öyle düşündük. Evet. Neyse dediğim gibi hocam çok bulandırmak istemiyorum. Yok iyi tabii olaylara hocam. Evet. Biz günü gününe bu programı yaparken başladık. Hep evet. İyi yönlü. Şahıslar üzerinden değil. Kesinlikle. Bilimsel dedik. Açıklama dedik. Ve planlayıcı, her şey planlı bir şekilde olmasını söyledik. Yoksa A, B, C şahsı önemli değil. Evet. Biz isimlere takılmıyoruz hocam. Ben zaten programın başında da Şanlıurfa Spor'a bütün emek veren başkanların hepsine teşekkür ettik. Evet. Hepsine ettim. Hocalarına da teşekkür ettim. Evet. Hocalara, emeği geçen hatta, hepsine, yönetime. Hatta şöyle bir şey var hocam. Ben buradan özür de dileyeceğim. Evet. Sebebine gelince geçen hafta programda ben İrfan Buz hocamızın kardeşi Erkan Buz hoca hakkında işte menajerdi cümlesini kullandım. Onun için de özür diliyorum. Erkan Buz hocamız performans analiz antrenörü. Burayı evet. Not düşeyim hocam. Belki orada canlı yayındayken o an onu... O ya olabilir ya insana evet, canlı yayındır. Gaf olarak kullanmış evet. Olabilirim. Gayri ihtiyar bir şekilde çıkmıştır. Canlı yayındır sonuçta. Ben burada tekrardan düzeltiyorum. Erkan Buz Hoca menajer değil, performans analiz antrenör olarak kulübümüzde görev aldı. İrfan Hoca'nın da kardeşi ve yardımcısıydı. Ya şimdi hocam canlı yayında. Bak şimdi program yapıyoruz. Ben yanlış bir cümle kullanabilirim. Olabilir. Ama... Bana doğrusu iletirirse buradan çıkıp yanlışımı i̇şte, açıklarım ve özür dilerim. Aynen, ne olacak hani? Bu bir küçüklük değil ki ya da olay, bir şey. İşte evet. Dedim ya hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Hocam. Olay o zaten. Hani biz buradan hani cümle kullandık, cümlemin arkasındayım demek değil. Yanlışımız varsa düzeltmesini biliriz ve düzeltiyoruz. Tekrardan söylüyorum. Erkan Buz Hoca hakkında menajerdi kelimesi cümlesi kurduğun cümle yanlıştı. Onun için özür diliyoruz ve menajer değil performans analizcisi. Evet, analiz evet, antrenörü. Onu düzeltelim hocam tekrardan. Şimdi sezon içine gelelim hocam. Sizce ki Haçlı Başkan çok emek verdi. Tüm daha önceki yarışlarda yalnız kaldı mı kalmadı mı hocam? Hocam çünkü ben canlı yayında da ben bunu söyledim. Yalnız mı kaldınız dedim kendisine. Şimdi ben burada zaten notumu almışım. Siz de bu evet, evet dedim ki aslında de notta özetle demişim. Başkan evet. Çok yalnız kaldı. Evet. Yönetimden çok istediği desteği alamayınca her yere tek başına kendi gidiyor. Çözüm bulmaya özellikle ikinci yarı başladı. Taraftarla konuşmaya gitti. İşte onları ikna et, bunu ikna et, transfere bak, taraftara bak, bütçeye bak, ekonomiye bak, işte ödeme var, şu var, bu var. Yalnız kaldı bu anlamda. Evet. Böyle olunca da başkan hem antrenör oldu, hem taraftar oldu, hem yönetici oldu, başkan oldu, menajer oldu. Yani her şeye ulaşmaya çalıştı. Bu anlamda işte demek ki yönetimsel bazda Şanlıurfa Spor iyi yönetilmedi genel anlamda. Evet. Yani başkan o anlamda çok yalnız kaldı. Aslında yönetimde herkes elini taşın altına koyup kendi görevini yapsa belki başkana bu tür yüklerin hepsi yüklenemezdi. Başkana başkanlık vası, daha evet. Doğrusu başkanlık görevi aynen. Dışına çıkmaz. Daha çok başkanlık görevinin getirmiş olduğu vasıfları yerine getirmeye aynen, çalışıyor. Aynen. İşte bu anlamda biz diyoruz yıprandı ki da, yıprandı. Bir yönetim gerçekten oluştururken herkesin görev yapacağı özellikleri takdim etmek lazım. Görev dağılımı. Bitti. Görev paylaşımı. Evet. Yani benim görevim neyse taraftarlardan sorumlu ikinci başkanım. O zaman taraftarlar benim işim. Onlara ben konuşacağım ne yapılması gerekiyor, nasıl organize edilir, nasıl yola çıkılır. Hepsini bir düzenlerim. Ar-Ge'deyim. Evet. Ne projeler üreteceğim, neler yapacağım. Futbol şube sorumlusuyum. Her şeyi, bütün transferler benden sorumlu hocam. Evet. Bunu yapacağım. Sportif direktörüm. Sportif direktörün görevi oteli ağırlamak değil ki. Gideceği oteli ağırlamak. Bu hafta içinde bir tane cümle kullanmıştı. Evet.
Altın Ordu'nun kulüp başkanı. Evet. Siz denk geldiniz bence. Aynen. Şimdi biz onu Karaköprü Belediyespor'un konusu açılınca ona değineceğiz zaten. Evet. Yani ben ona söyleyeyim. Aynen. Şimdi şöyle bir durum da oldu. Mesela ben sezon içinde sorduğum zaman ya dedim ki ya Sayın Başkan şimdi tabii programdan sonra programda çok konuşamadık hocam. Yani çok durdu. Aslında sanki başkan dolmuştu. Bırakın ben bir konuşayım içimi dökeyim. Öyleydi. Evet. Kıyamam. Daha doğrusu yani konuşurken de bölmek istemedi. Çok bölünmek evet aynen. Bazı izleyicilerimiz de mesaj attı. Hatta bana özelden de soranlar oldu. İşte çarşıda denk geldiğinde ya hocam siz 4 tane moderatördünüz orada niye devreye girmiyorsunuz? Evet. Ya, abi çok başta bir yanlıştı. Orada bir moderatörümüz var. Adem Bayık Bey. Adem Bey yönlendiriyor zaten programı. Aynen. Yani bize söz hakkı verilmesi gerekiyor. Veriyor. Ama tabii ki ya ben açıkçası biraz daha soru cevap şeklinde bekliyordum. Olmadı. Olmadıysa da ne yapalım? Yani orada ben kesin sorum var. İşte bu soruyu sormam gerekiyor mu diyecektim. O biraz da şeye gidiyor değil mi hocam? Çocuk böyle işine dönüyordu. Tabii. Olması gereken o değildi bence. Dönüyoruz mu artık? Neyse hocam şimdi sezon içine baktığımız zaman peki transferler oldu hocam 15 tane ilk defa herhalde 15 tane miydi? 15 taneydi. Gitti ondan sonra 12 tane mi transfer yaptı? Hemen 12-13. 25-30 arası transfer diyelim çünkü artık kestiremiyoruz kaçıyor. Bunlarda yeni sezon için 2024-2025 sezonu için kalması gereken veya gitmesi gereken dediğiniz isimler var mı? Bunu sormak istiyorum size. Hocam ben 3 kolejinden ikisinin tutulması taraftarıyım en gelişten. Alperen. Evet. İki kalecimizden ikisi de olur. Yanına bir tane altyapıdan eklenir. 3 eder. Alperen diğeri kim hocam? Aydın mı yoksa Tokat? Yani ben olsam hangisi daha az bütçeyle uygunsa. Şu Aydın'la diğer kalecimiz Tokayev çok evet. Yakındı birbirine evet. Performans olarak. İkisi de olur. Ama ben olsam Aydın'ı tercih ederim ben. Türk statüsünün olduğu evet. Için. Evet. Daha iyi. İki begimiz de çok iyiydi. Özellikle Barış. Evet. Ama Barış'ı kesin tutulur. Belki Semih'in yerine bir sağ bek alınabilir. Ama Barış'ı tutarım hocam. Barış Gök. Evet. Aydın. Not alıyoruz. Evet. Ben de not alıyorum. Ben her şeye rağmen İshak devam etmeli diyorum. İshak. Evet. Peki çok özür dilerim. Şu 4 tane isimden duralım da önce bir hedefi sorayım size. Önceki hedefiniz ne? Şimdi hocam mesela ben burayı. Şimdi baktığım zaman ben kümede mi kalmak istiyoruz? Playoff'ları mı hedefliyoruz, şampiyonluğu mu hedefliyoruz? Şimdi önce tabii bunun için hedef mi, bütçe mi? Şimdi bunun kararını vermemiz bütçeye lazım. Bütçeye bağlı hedef mi? Şimdi işte bu önemli. Evet. Bu çok önemli. Kurmamız gereken cümle evet. Aslında. Şimdi önce. Çerçevesi olması lazım. Benim 20 liram var. Evet. Ona göre mi hedef mi verileceğim yoksa hedefim var, paramı mı? Ya paramız önce bir maddiyatımız ne kadar? Bütçemize göre hedef. Hedef. Diyelim. Evet. Ne diyor Sayın Başkan? Birazdan geleceğiz. Evet. 60 milyon harcandı şampiyonluk oldu. Şimdi 100 milyon bütçemiz var diyor. Bunu evet diyor. Şimdi işte ona geleceğiz. Şimdi hedefimizi belirlemek için önce bütçemiz ne? Orta sıralara diyelim hocam. Orta sıralara. Orta sıralara diyelim devam edelim hocam. İyi. Alperen, Aydın, Barış, İshak. Evet. Doğru mu? Evet. Şimdi tabii biz bunların sözleşmesi devam ediyor mu? Kiralık mı? Değil mi? Onu bilmiyoruz ama biz kalması gerekenler neler yapabiliriz? Ne olabilir? Bunu kesinlikle evet, devam edeceğiz. Üstte durmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi diğer Barış'ımız var. Barış ikinci. Evet. Evet. Yani o da gelecek vaat ediyor. İyi bir transferdi aslında. Mesela Giray Başkan da bundan bahsetti. Ben de beğendim. Yedek kalsa da beğendiğim oyunculardan biriydi hocam. Kötü değil. Kalite. Evet. Ama ben ikincilere hiç göremedim. Acaba hocayla bir sıkıntı vardı aralarında. Yani hoca hep sonradan denedi. Evet. Yani olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Hatta bir iki maç gitgel yaşadı. Evet, çok gitgeller yaşadı ama her oynadıkça daha iyi bir performans ortaya koyacak diye düşünüyorum hocam. Evet. Devam eder yani. Şimdi kalacaklardan tabii bahsediyoruz. Tabii hocam. Bu ikinci yarı alınan giderler bilmiyorum ama mesela ben Adem'in 2000 doğumlu olduğunu öğrendim. Adem Tabak. Kabak. Hani onun da kalması taraftarıyım. Çünkü gelecek vaat edebilir. 2000 doğumlu olup da birincilikte oynayan adam kolay kolay bulunmaz. Adem Eren Kabak. Evet. Adem Eren Kabak. Bakıyorum. Evet. 2000 hocam. Evet. Şimdi dönüp bakıyoruz hocam. İleri uçta oynayan oyuncularımıza bakalım. Kimler vardı mesela? Denik. Evet. Paşao. Begiç. Haris. Begiç. Ömer. Orta sahadan sonradan aldığımız Ömer. Evet. Muhammed Kirbit.
Kirpit'e mesela evet. devam edebiliriz hocam. Devam edebilir miyiz? O da genç. Hocam gençe mi bakacağız? Ya yani şimdi gelecek vaat eder mi? Yani da oynatırsak olur mu? Evet. Onu söylüyorum ama mesela dönüp baktığımız zaman bilmiyorum. Denik de fena değildi. Özellikle ikinci yarı. Ha, devam edilir mi edilmez mi onu tam bilemiyorum ama ben olsam mesela Denik'i de tutarım hocam. Begic'i tutarım hocam. Evet. Adem Eren. Evet. Bir de Begic. Begic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada biz şöyle bir karar vermemiz lazım ki aynısını inşallah Karaköprü Belediye'de geldiğimiz zaman söyleyeceğiz. Evet. Şimdi ustalar, alfalar, çıraklar. Evet. Bir takımın 20 yani 25 oyuncusunu, takım kadrosunu eğer ligde kalmayı düşünüyorsak sadece hocam orta sıralara üst bir hedefimiz yoksa bunu ortaya koymamız lazım. 7-8 oyuncu usta, 7-8 oyuncu kalfa, 7-8 oyuncu da yavaş yavaş alttan genç yetiştirmemiz lazım. Ya alttan genç yetiştirmemiz için altyapıdan oyuncu almamız gerekmiyor mu? İşte hocam şimdi ya ben şimdi bizim anlamadığımız şu. Bak çırak örnek verelim. 8 dedik, 9 diyelim. Bunların hepsi 11'de oynamak zorunda değil ki. İkisini oynatırsın, 6'sı 7'si yedek kalır. Evet. Bir tane zaten yedek kaleci olur, üçüncü kaleci. Kadroya bazen girer, bazen girmez, fırsat verilir. Kupa maçı oynarsın, oynatırsın. E şimdi geriye kaldı 8 oyuncu. Bunların 2 tanesi 11'de oynasa 6 tanesi yedekte kalsın. Niye ben ilk 11'de 3 tane adam oynatırım? Yani hiç mi idare edecek bir oyuncu grubu bulamıyoruz ya şu Şanlıurfa'da koskoca? Hocam bulamıyoruz herhalde. Yapacaksın. Şimdi ben Başkan Bey'e de sordum. Yani, Hakim Başkan'a da sordum. Dedim ki ya altyapıdan sordum. Ne dedi? Biz bu yıldır çok fazla üst A takımı yani. Üst yapıya odaklanabildik. Gel gitler oldu işte transferlerde, ligde düşme potasına girmeler oldu. Puan kayıpları oldu, biz beklemiyoruz evet. puan kayıpları oldu. O zaman altyapı kim sorumluydu? Abi de sormada iki tane iyi stopere, Mehmet Yiğit mesela üçüncü stoper olarak kalabilir. Diego Çakmak da var. Evet Diego da var. İki tane iyi stopere ihtiyacımız var hocam. Evet. Gelecek. İyi bir forvet, iyi bir ofansif orta saha. Evet. İki tane iyi kanat adamı lazım bize ileri uçta. Yani nereden bakarsanız bir 7-8 tane iyi transfer yapmamız lazım. 7-8 tane iyi transfer. Evet. Yine o zaman Sil Başkan olacak. İşte bunları tutacağız. 7-8 kişiyi tutacağız. 7-8 kişi transfer edeceğiz. Diğerini de alttan genç, profesyonel olan gencimiz varsa veya Şanlıurfa Bal Ligi de dahil olmak üzere amatör spor, amatör olarak süper amatörde oynayan oyuncu grubumuz varsa bunları da dahil edeceğiz. O zaman ne yapacağız? 20-25 kişilik bir ekip oluşturup evet ligde kalmak için tabii söylüyoruz hocam. Tabii orta sıralarda. Tabii şimdi sen bana desen ki şampiyonluk o zaman 10 transfer yaparsın. 5 tane veya 4 tane genç alırsın. Evet. O da kadroyu tamamlar. O zaman ne yaparsın? Deriz ki Denik'te kalsın, Begic'te kalsın. Daha iyi adam isteriz mesela. Kalsın ama daha iyisini bekliyoruz. Evet daha iyisini. Böyle olur. Evet. Ha bir de tabii Şanlıurfa Spor'dan Kongre ne zaman olacak bilgimiz yok. Haziran ayı içinde dediler hocam. Haziran yani ayı içerisinde olur. Ben size bir duyumu söyleyeyim. 8 Haziran ve 18 Haziran ve dediler. Başkan adayları çıkarmış. Hocam bir de Şanlıurfa Spor'u Karaköprü Belediye'den ayıran şöyle bir özellik var. Şanlıurfa Spor hiçbir zaman başkansız, başsız, sahipsiz kalmaz. Hocam bir kente mi olmuş? Evet mutlaka birileri çıkar o evet. takıma sahip çıkar. Bu bir gerçek. Şanlıurfa çünkü halka mal olmuş dediğiniz gibi şehre mal olmuş. Bir marka. Evet. Şey bunu Karaköprü Belediye Spor da kabul ediyor zaten yani Şanlıurfa Spor'un bir marka olduğunu. Şimdi biz artık bu Şanlıurfa Spor'u başkanlarını daha güçlü bir şekilde başa gelmesi için üye sayısını halka aşmamız lazım. Başkan o zaman daha güçlü gelir. Mesela üye aidatlarını düşürüp, fiyatını düşürüp üye sayısını çoğaltmamız lazım. Yani Şanlıurfa Spor'un üye sayısının 5.000, 10.000, 20.000'lere çıkıp stadyumda bizim seçimi yapmamız lazım. Peki hocam üye aidatını düşürdüğümüz zaman çok özür dilerim ukalalık gibi olmasın ama futboldan anlamayanlara da gelip dahil olmaz mı? Ama şimdi zaten ben Şanlıurfa Spor'a gelip üye olacağım diyen biri evet. mutlaka ya iyi bir taraftardır ya Şanlıurfa Spor sevdalısıdır veya kıstas kovarsınız. Karar alırsın. İşte en az 2 yıl, 3 yıl amatör futbol oynamış olmak.
üniversite diyebilirsin. Mezunu. Üniversite mezunu olmak. Bu şartları da koyabilirsin ama kesinlikle o zaman bizim seçmenimiz, yani Urfa Spor'un seçmeni daha fazla olursa başkan daha güçlü gelir. Çünkü bir başkan ne kadar fazla oy alıp başkan seçilirse sırtı kolay kolay yere gelmez. Dönüp bakıyoruz, seçimle iş başına gelenler hep güçlü gelmiştir. Bizim de bu gücü oluşturmamız lazım. Ha, ya da iki kıstas var. Evet. Şanlıurfa Spor bir şahsa mı devredilmesi lazım? Şirketleşmesi mi lazım? Bunun da kararını verilmesi lazım. Artısıyla eksisiyle tabii. Evet. Siz bitirin de ben bunu ek olarak bir cümle kullanacağım. Hocam. Tamam. Devam ediyorum. Lütfen. Şimdi mülki resmi kurumlarımız, işte belediye, valilik her yıl halkın paralarını Şanlıurfa Spor'a aktarıyor. Doğru mu? Bunun yerine bir kalıcı gelir verin ya. Artık ikide bir her gelen başkan aman belediye bize yardım etsin, valilik yardım etsin. Sonra onlar da başarısız oluyor. Kimin parasıyla başarısız oldun? Halkın parasıyla. Ver bana o parayı, herkes yönetir. Ben de yönetirim, sen de yönetirsin. Evet. İyi kötü yönetiriz. Evet. Hatta şu anda Karaköprü Belediye'nin başkanı olan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı iken dedi ki, madem Şanlıurfa Spor'a ben maddi anlamda destek vereceksem ben yöneteyim. Niye başkası yönetsin? Haklı olarak kullandı cümle. Mantıken bakıyorsun, doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman ne yapacağız? Şanlıurfa Spor'a özellikle kalıcı gelir getiren mülk mü olur? Bir işletme mi olur? Otopark mı olur? Bu hocam, gelirin sağlanması lazım. Buna bir örnek olarak vereyim mi? Buyurun hocam. Yaz tatiline daha önce dile getirmiş mi bilmiyorum ama tekrardan üstüne geçmek istiyorum o zaman. Yaz tatilinde Bolu'da U17 kız milli takımımızla biz handbol kız milli takımımızla kampa girdik. Ve orada Abant Gölü bir de Yedi Göller vardı hocam. Orada bir şey vardı, bir etkinlik yaptık hocam. Hani evet. Biraz deşarj olsun diye çocuklar yoğun antrenman tempo olsun içinde. Gittiğimiz zaman özellikle o Yedi Göller, Abant Gölü civarıydı. Sorduğum zaman dedim ki ya buranın işletimi nasıl oluyor? Hocam dedi buranın işletimi Bolu Spor'a ait. Bolu Spor'un işte gelen bütçe Bolu Spor'a aktarılıyor. Evet. Biz burada Göbeklitepe gibi böyle bir yerimiz var. Karahantepe gibi bir yerimiz var. Ne bileyim işte farklı yerlerimiz var. Bunları kullanamaz mıyız hocam? Nasıl kullanamaz? Mesela Göbeklitepe'nin işte belli bir meblağ karşılığında ya. Yani herkes, gerçi Kültür Bakanlığı'na bağlı ama dediğiniz gibi bir meblağı da %5, %10 hocam, neyse. Hocam yani düşmezse çünkü belediye alması gerekiyordu değil mi? Evet. Yani çünkü tadilatını falan yapıyor ya da ne bileyim restorana yapıyor. Yani bunu almamız gerekmiyor mu? Ya da işte bu şekilde bir kalıcı gelir hale getirsek. Herkes işte yok işte bu petrol olsun, yok işte burası otopark yeri olsun demek yerine öyle yerlerde olsa da güzel olmaz mı? Olur, süper olur. Müzenin girişi aynı şekilde. Olur. Olmaz mı? Olur. Yani ya da belli bir yerin otoparkının gelirinin verilmesi. Ki zaten cumartesi pazarları biliyorsunuz Şanlıurfa Spor yerli turistten geçilmiyor. Evet, evet. Yani bu yıl maşallah. Maşallah ve zaten otopark sorunu var. Evet. Yani yol üstleri, Balıklı Göl'ün çevresi otopark yok ve olan da zaten full. Evet. Yani en azından bir otopark yapılır, Şanlıurfa Spor'a tahsis edilir. Tahsis edilir. O da kalıcı bir gelir sağlar. Evet. Peki şimdi daldan dala atlamak yerine... Yok öyle devam ediyoruz işte kalıcı gelirden bahsettik. Evet. Şimdi kalıcı gelire gidiniz. Yani kalıcı gelirin biraz daha üstüne gittiğimiz zaman kalıcı gelire bağlantılı olan bir altyapıyı da... Şimdi onu da not aldım hocam. Tabii şimdi altyapı başkanın sizden olan ortak yayınında dedi ki burada eksik kaldık. Bunu söyledi zaten. Yani biz üst takıma, A takıma bakarken aslında altyapıyı çok ilgilenemedik dedi. Ama altyapıdan sorumlu bir yönetici arkadaş var. Maalesef. Maalesef. Var. Evet. Şimdi altyapı. Peki ne yapmamız lazım? Buradaki amacın yetiştirici mi? Şanlıurfa Spor'a profesyonel oyuncu yetiştirmek mi? Veya bunları ortaya çıkarıp, yani gündeme getirip, oynatıp Urfa Spor'a maddi kazanç sağlayacak oyuncu grubunu yetiştirmek mi? Bunu da kararını vermemiz lazım. Her türlü, her kapı yetiştiriciye çıkıyor. Kesinlikle. Çünkü yetiştiricilik olursa bunlar gelir. Tabii. Şanlıurfa Spor'da da oynar. Şanlıurfa Spor'da parladıktan sonra ne bileyim farklı takımlara da gider. Birincilikte işte Süper Lig'deki takımlara
İşte Sivas, örnek veriyorum. Sivas, Göztepe, ne bileyim, böyle takımlara da gider. Evet. Yine Şanlıurfa Spor'un PR'ı olur. Yani tabii. Yani. Aynen. Reklamı olur. E peki hocam, bunun içinde iyi bir altyapının oluşturulması gerekiyor. Ya altyapının düzenli, iyi bir altyapı sorumlusunun olması lazım. İyi antrenörlerin ve altyapıya proje üreten kişilerin olması lazım. Yani proje üretecek. Urfa Spor'a ben nasıl oyuncu getirtebilirim? Urfa Spor'un altyapısını nasıl daha iyi gündeme getirebilirim? Daha nasıl iyi oyuncu yetiştirebilirim? Yani bu şekilde olur. Ekiple olur. İyi bir ekip. Evet. İyi yönetici. İlgilenen yönetici. Şimdi tamam, biz hep antrenör iyi. Burada not almışım mesela. Sıra ona da gelecek. Evet. Altyapıyla ilgili üst tarafta oynatacak iyi yöneticinin de olması lazım. Arkasından durulması. Tabii bu da önemli hocam. Şimdi ben mükemmel oyuncu yetiştiriyorum altyapıya ama yolluyorum, oynatamıyorlar. Ben ne yetiştireyim o zaman? Nerede oynayacak bu adam? Yani gidecek, inecek, gidecek, inecek. Ondan sonra bırakıp gidecek. Ha. Söylüyoruz işte, yavaş yavaş geldik. Evet. Bütçeyi belirle, hedefini belirle, kalacak ve gidecek oyuncuları belirle, ona göre transferler yap. Hocayı belirle, söyledik zaten. İyi bir yönetim. Şanlıurfalı gençleri seven ve onlara inanan yöneticiler, iyi bir futbol şube sorumlusu ve iyi bir sportif direktör lazım. Hocam, sportif direktörün yani nasıl olması gerekiyor? Evet, iyi diyoruz. Evet. Şimdi izleyicilerimiz sorabilir. Ya tamam arkadaş, iyi. Ne olacak? Ama ne olacak? Ne yapması gerekiyor? Hocam işte sportif direktörün görevi ne? Şimdi bu adamın görevi, hazır da söyledik. Ya bu adam otel rezervasyonu yapmayacak. Bu adam profesyonel topçuların eksiğini gidermeyecek. Bu adam yönetimle, hocayla profesyonel oyuncunun bağlantısını kuracak. Onların dilinden anlayacak. Şimdi adam lig bitiyor, açıklama yapıyor. Diyor ki ücretlerim ödenmemiş. Bunu evet, onlara iletecek. O profesyonel oyuncunun dilinden anlayacak. Ne eksiği var? Niye oynamıyor? Niye performansını ortaya koymuyor? İşte yönetimin hocayla, futbolcuyla ilgilenemediği konularda bu adam devreye girecek. Sportif direktör. Tabii canım. İyi bir sportif direktör bulduk. Hocam bu hafta İzmir'deyiz. Oteli ayarladın mı? Bu iş sportif direktörün işi mi ya? Ya adamın işi sportif anlamdaki işleri yapmak. Onu yapacak. Antrenmana bakacak. Antrenmanı izleyecek. Hoca soru soracak. Hocam bu adamın performansı niye düştü? Bunu soracak. Hocam biz niye kötü bir performans ortaya koyduk? Bu hafta niye kötüydük? Niye 3 gol yedik? Savunma mı çalışmıyoruz? Onu izleyecek. Ya bunu yapabilmesi için de o liyakatlı olması gerekiyor. İşte mesele o zaten. O iyi bir sportif direktörden kastımız o. Liyakatlı. Liyakatlı i̇şi olacak. Bilen. İşi bilen, bu yoldan geçen, belki profesyonel futbolcu da olabilir. Niye olmasın? Zaten bu işi iyi yapanlardan biri de bu profesyonel futbolcular yapıyor. Evet. Sportif direktörlüğü. Bunu bilecek ki soracak. Diğeri hocam, kastettiğiniz neydi? Sportif direktör. Bir de dedik futbol şube sorumlusu. Futbol şube sorumlusu peki? Ya bu da işte, ben de orada aslında kalem bir yaram da. Şanlıurfa Spor'un transferde en önemli adamı. Başkandan sonraki en önemli ikinci adam hocam. Ama futbol şube sorumlusu hocam transfer yapıyor. Transferden haberi yoksa ne i̇şte yapacak? İşte olmadı mı o zaman yapmayacak hocam. Ya da işte basına görsel düşüyor. Evet. Resim düşüyor. Yok. Yapmayacak. İstifa edecek o zaman. Ya bu işi düzgün, yani menajerlere hepsini iyi yapacak ya da yapmayacak. Ve o yüzden bu adamın da liyakatlı olması lazım. Bu da önemli. Bu iki, bak hocam, diğerleri başkan yardımcısı, işte sekreter, basınla görevli ilgili yönetici, bunlar olabilir. Tamam, basında mutlaka bir belli özellikte olması lazım ama bu iki adam bir futbol kulübü için çok önemli iki adam. Bunları gözden kaçırmamak lazım. Evet. Peki şöyle bir şey sor. Hatta ben programdan sonra da söylemiştim. Tesisteyken söyledim. Şanlıurfa genç potansiyel olarak en yüksek kent. Evet. Ve sosyal medyayı müthiş derecede kullanıyoruz. Korkunç derecede kullanıyoruz. Yani ben hatta kızıyorum bazen çok fazla kullandığımız için. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Çok fazla işte paylaşımlar görüyoruz. Basın sorumlusu ve ne bileyim Şanlıurfa sporumuzun tanıtım sorumlusu çok iyi videolar çekmesi gerekmiyor mu? Bu da işte Urfa, Şanlıurfa Spor'un hocam reklamıdır. Bunu şimdi, kamuoyuna, Türkiye futbol sonuçta PTT birincilikte oynuyorsun. Evet. Yani birincilikte oynuyorsun, Trendyol birincilikte. Herkes seni izliyor, TRT'de maçın veriliyor. Main Sport'ta maçın veriliyor. Doğru mu? Tabii doğru, isim doğru kullanıyoruz. Yani seni piyasa sürüyor. Sen fotoğrafı çekip Twitter'ı kullanacaksın.
Instagram'ı iyi kullanacaksın. Sadece... Facebook'u iyi kullanacaksın. Evet. Ve kulübün web sayfasını iyi kullanacaksın aktif bir şekilde. Doğru mu? Doğru tabii ki. Şanlıurfa Spor'u bir marka haline getireceksin. Bir çocuk önce Şanlıurfa Spor'un golcüsü kim, savunmacısı kim, kalecisi kim? Bugün ne yaptılar? Altyapıda bir oyuncu başka amatörde oynuyorsa en büyük hedefi Şanlıurfa Spor'da oynamak olacak hocam. Başka hedefi olamaz. Evet. Niye buradaki bir oyuncu altyapıda herhangi bir amatör kulüpte oynayınca Adana Spor beni beğendi. Adana Spor'un bizde ne fazlalığı var? Adana Demir'in ne fazlalığı var? Alanya'nın ne fazlalığı var? Benim burada memleketimin takımı var ya, markası var. Öyle güzel bir yere değindiniz ki şimdi bitip ben başka bir cümle kurmak. Yani buyurun. Ha, şunu söyleyeyim ben. Sizin verdiğiniz o örnekler basit örnek, daha doğrusu seçilmiş olan örneklerdir onlar. O takımların isimleri seçilirken Adana Demir'in, Alanya'nın, Başakşehir'in isimleri seçilirken öyle denk geldi değil. Bu takımların Şanlıurfa'da spor okulları var arkadaş. Evet. Spor okulları var. Şanlıurfa sporumuzun bir spor okulu yok. Bir futbol okulu ne yok. Ne Eyüpiye'de? Evet. Futbol okulu yok. Şanlıurfa sporumuz sadece futbolda var hocam. Amatör branşlarımız hiç mi yok bizim ya? Niye yok? Diğer branş aslında spor okulu mu? Ya niye evet, yok hocam niye yani? Yok. Evet. Niye atletizmcimiz yok? Niye kickboksta yok? Handbolcumuz yok. Voleybolcumuz yok. Basketbolcumuz yok. Niye basketbolcumuz yok? Niye handbolcumuz, voleybolcumuz yok? İki hafta önce hocam küçüklerde Eyüpiye'de Yenice Spor Salonu'nda futsal turnuvası düzenlendi. Küçüklerin hocam, mahalli. Evet. Gittim hocam oraya. Ben de kendi okulumdaki çocuklarımı götürdüm. Kim vardı ya orada izleyen? Kimse yok. Yetenekli çocuklar vardı orada. Oynuyorlardı. Kim vardı? Okul maçlarını kim izliyor hocam? Yıldızlar, küçükleri, çim saha için söylüyorum. Kim var hocam izleyen? Biz niye bunları değerlendirmiyoruz? Niye benim çocuk kalkıyor da Alanya futbol okuluna gidiyor? Tabii ki gitsin. Sorun değil de niye Şanlıurfa sporumuz yok? Hocam bu bölgenin Gaziantep'i çıkar. Şu anda gerçi Ahmet de bize ortak Ahmet oldu. Evet. Bundan önce en büyük marka değeri Şanlıurfa Spor. Birinci ligde oynuyor. Şimdi mesela biz Fethi Şimşek zamanında gelişim ligine çıkıyorduk. Ben evet, orada altyapı hocasıydım. Evet. Biz Mardin'e seçmeye gittik. Tabii çevre illere öyle projemiz vardı. İşte bizim çevre iller, ilçelerimiz dedi ki beğenelim. 20 kişilik bir söz aldık. 20 kişi kalabilir diye. Evet. Altyapıda. Tesiste kalma için. Çok güzel. Şimdi o zaman senin elini güçlendiriyor kalma olduğu zaman. Evet. Gerçi ondan da artık vazgeçiliyor Avrupa'da. Bizi de vazgeçiliyor. He, vazgeçiliyor artık. Onu da evet, söyleyelim. Evet. Türkiye'de de vazgeçilecek. Mardin'e gittik seçmeye Şanlıurfa Spor adına. İnanmazsınız. 1000 kişi seçmeye gelmiş. 1000 kişi. 3 antrenör gittik. Ya herkes oyuncusunu getirmiş. Herkesin hedefi biricikten diyor hocalar gelmiş. Evet. Marka değeri ya. Marka değeri. Bir de yapalım bir de olur hocam. Batman'a gidiyoruz maça. Diyor ki sizin takım diyor biricikte oynuyor. Biz izlerken zevk alıyoruz bu bölgede. Hmm. Keşke benim çocuğum da Şanlıurfa Spor'da oynasa diyor. Otelci diyor. İşte bizim sahadaki rakibimiz söylüyor. Van'la oynuyoruz işte, Batman'la oynuyorsun. Hepsi söylüyor. E niye ben bu bölgede marka değeri olmayayım ya? Bir zamanlar hatırlıyorsanız altyapıdaki bütün Şanlıurfa'daki oyuncular Antep'te oynamak isterdi. Evet. Niye? Gaziantep dediğin zaman Süper Lig'deydi. Evet, rahmetli Celal Doğan Başkan işte o ismi İlhan Cavcav bunlar hep yaptı hocam. Evet. Niye? İşte biz de diyoruz ki biz de marka değeri olalım biz de. Bunun için de hedeflerimizi verleyeceğiz. Kardeşim hedef koyacağız, liyakatlı insanları getireceğiz. Bu işi yapabilecek, bizi üst sıraya taşıyabilecek. İnanın benim her yıl yandığım konu ya her yıl bir gencimizin yani bir dönemin gencinden gidiyor ya. Çocuğundan gidiyor bir yıl. Jenerasyon. Bir jenerasyon kayboluyor. Evet. Biz eski geçmişimize bakıyoruz. Bizimle birlikte futbol oynayanlar çok kaliteli insanlar vardı. Kaliteli ayaklar vardı. Futbolcu olamadı. İşte bu sebeplerden dolayı olamadı. Şimdi dönüp bakıyoruz diyoruz ki şu anda işte ya İshak oynuyor. Vallahi sen ondan iyiydin diyoruz işte kendi aramızda konuşurken. Jenerasyonlar kayboldu. Ya bir yıl daha gitmesin. Yazık. Bu gençlerimiz. Yazık ya. Yani yaramız çok hocam. Tabii tabii hocam. Yani ben de şu an gerçek manada doluyuz. Ama şunu da ben söyleyeyim. Şimdi altyapı diyoruz, altyapı diyoruz. Altyapının peki nasıl bir çerçevede sporcu seçmemiz gerekiyor hocam? Ya da ne bileyim bazı altyapı antrenörlerimiz bir antrenmanla çocuk eliyorlar. Doğru mu hocam? Yanlış hocam. Yani bir o gün günü de olmayabilir, heyecanlı olabilir, ilk defa o sahayı görmüş olabilir.
Hele özellikle onu izleyenler varsa belki evet. o gün heyecana kapılmış olabilir. Evet. En azından 2-3 elemeden geçirmesi lazım. Yani bizim bu Şanlıurfa Spor seçmeleri mutlaka olacak ki oluyor da. 2-3 elemeden bir defa değil. İşte 3 gün izledikten sonra bir grup atlatıp öyle elemelere gidilmesi lazım. Veya işte dediğiniz gibi amatör maçlarının, altyapıların, müsabakalarının izlenilmesi gerekiyor. İsim isim alınması gerekiyor. Okul müsabakalarının izlenip hep bize diyoruz ya oyuncu bize gelmiyorsa biz onun ayağına gideceğiz biz. İhtiyacımız Şanlıurfa Spor adına biz gideceğiz. Evet. Ama ben o marka değeri yükselteceğim. O veliye Şanlıurfa Spor senin çocuğunu istiyor dediğim zaman o sevine sevine o çocuğunu yollayacak. Bunlar önemli işte. İzleyeceksin bunların hepsini. Seçmelerine gerekirse 15 gün yapacaksın. 3 günde 4 günde bitirmeyeceksin. Çünkü bir çocuğun gözden kaçması Şanlıurfa Spor için çok önemli. O çocuk için de tabii önemli. Bunun için bizim o uzun bir süre yaymamız lazım. Ve zaten kulüpte oynayan oyuncular için kulüp muvaffakatı isteniyor. Yani tabii. kulübün sana izin versin öyle gel. Çünkü kulüp transfere girecek. Evet. Bu istediği zaman zaten kulüp de izin verirse onu hocasından da sorursun. Oynadığı kulübe de sorursun. Beğendikten, tabii, beğendikten sonra. Evet. O dönütleri alırsın. Evet. Peki hocam bak şöyle bir program var. Aslında programı da ben dile getirmiştim. Geçen hafta kızan bazı arkadaşlarımız olmuş bana. Evet. Altyapıda kritik dönemdeki çocuklar için ki normalde futbolun alt yaş kategorisi 10 yaş olarak belirtmişlerdi de Avrupa'ya baktığımız zaman 7 yaşa kadar indirmişler. İniyor, evet. Hatta ben 6'ya kadar indirdim. 5'e kadar da indirebilirim yaş kategorisi olarak. Ya hocam 5 yaşındaki çocuk ne futbol oynayacak? Abi futbol oynamasın. Etkinlik yapsın ya. Ya zaten, eğitsel oyunlar. Ha zaten orada kendine, hocam atmayı, tutmayı, fırlatmayı, koşmayı, sıçramayı. Kabak evet. oynasın mı diyoruz ya. Ha, aynen onları öğrenecek. Motor becerilerini kazanması gerekiyor. Aynen. Şimdi bu çocuk 7. ya da işte 7 yaşında, 8. yaşında itibaren artık futboldan bir iletişim haline girmesi gerekiyor. Doğru mu hocam? Evet. Özellikle futboldan. Şimdi şu cümleyi kullanmıştım ben. Alaylı arkadaşlar bana kızabilir ama altyapıda antrenör aldığımız zaman hem alaylı olsun hem mektepli olsun. Çocukların dilinden anlayan, daha iyi anlayan. Daha iyi anlayan. Tabii anlayan diyor. Herkes anlıyor çocukların dilini. Daha iyi anlayan. Çocukların ne ihtiyacı olduğunu, ne zaman gereksin var, neye ihtiyacı var, neye yok. Bunun üstünde durabilecek olan hocalarımızın olması gerekmiyor mu? Mesela küçükken hocam biz işte su içerdik ama ana çok su içme. Niye? İşte böbreği şişer, ne bileyim işte karnı şişer, koşamazsın zararlıdır. Demiyorlar mıydı hocam bize? Evet. Bu doğru mu? Değil hocam. Yanlış. Şimdi diyor ki az az iç ama sürekli iç. Evet. Ya bize diyordu aman içmeyin, i̇çmeyin. Aman içmeyin, içmeyin, içmeyin. Biz de bir defadan içiyorduk sonra şişiyorduk. Evet. He. Hadi çık bu defa oyna. Az az iç çünkü sıvı kaybı yaşıyorsun. Evet. İşte onun için diyorum yani. Teriyor yağ atıyorsun. Evet. Hocalarının alması gerekirken yani kriter ne olması gerekiyor? Ya hocam şimdi bizim Şanlıurfa'yı mesela Şanlıurfa'da eski profesyonelde futbol oynayıp da belgesi olmayan arkadaşlarımız var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Evet. Bazen biz diyoruz ki bu işi yapacaksanız bu belgeyi, bu kursları görmeniz lazım. Hocam ben şu hocadan öğrendim, bu antrenman yaptım. Bu farklı, antrenörlük farklı, oyunculuk farklı. Çok iyi futbolcular iyi antrenör olamadı hocam. Olamadı. Bu Türkiye'de, dünyada da böyle. Dünyada da böyle. Biz bunun bak, bizde Süper Lig'de bir süre oynayan Tacı Çurak'ı, Rıdvan'ı, bunlar çok iyi futbolcuydu ama hiç iyi antrenör olamadılar. O yüzden bu eğitimleri bir defa alman lazım. Ne kadar iyi futbolcu olursan ol. Bunu alacaksın kardeşim. Biz mesela C kurslarını B, UEFA A, UEFA Pro lisansları bunları aldıktan sonra kendini teknik direktör hissediyorsun. Yoksa bu hocadan ben şunu öğrendim de ne öğrendin? Hoca ne kadar sana bugün ne öğretti? Sürete devamlı kaç şiddetinde yaptı? Kaç tekrar yaptı? Ne kadar dinlenme verdi? Bunları biliyor musun? Yok. Ben işte aerobik devamlı çalıştım. Yüzde kaç şiddetinde çalıştın? Kaç tekrar yaptın? İşte bilmiyorsun hocam. Aerobik nedir diye sorsam bilmiyor hocam. Bilmiyor şimdi. Ben nasıl anlatayım sana? Hoca böyle yapmıştı ben kurdum. Ve adam antrenmanı bitiriyor. Ya bugün çocukların diyor ki dilleri diyor ağızlarına geldi diyor şöyle öyle bir yordum ki mükemmel bir antrenman. Çok iyi bir şey yaptın diyoruz biz de. Hocam ne yaptın sen ya? Ne diyordu bizim kurstaki hocalarımız? Diyordu ki iki aşağı üç yukarı iki tası yan yana getirip o hunileri koyup antrenman yaptıran çok antrenörü görürsün. Ama futbolu öğreteni göremezsin. Çocuğun dilinden anlayan antrenörü göremezsin. Ben de onun üstüne durmaya çalışıyorum. Formasyon alan hocayı göremezsin diyor.
Biz bunu söylüyoruz. Bunları bilecek işte. Al sana kriter hocam. Dikkat ettiniz mi hocam? Altyapılara çıkan futbolcularımız çoğu sakatlanıyor ve gelişim evresi olarak bir yerde tıkalı kalıyor. Evet. Böyle gelişim göstermiyor. Yanlış yüklenme. Yanlış yüklenme. Yanlış yüklenme. Evet. Yanlış yüklenme hocam. Çocuk küçük yaştaki 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16'ya kadar hatta 17'yi de katalım içine. Yanlış yüklemelerden dolayı çocukların gelişim evresi sekteye uğruyor. Ya bu normalde futbolda artık ağırlığı performans ağırlığı. Beklediğin yaş 16 hocam. Evet. Artık orada bekliyorsun performansı düşün. Evet. Ama biz yükleme yapıyoruz. Ha, yapıyorsun sonra çocuk sakatlık çıkıyor. Sakatlık. Süre antrenmanı oluyor. Aynen. İşte. Süre antrenörü olduktan sonra da çocuğu toparlayamıyor kendisini. Ondan sonra ne oluyor? Biz çocuğu ya niye böyle kötü ya da çok yetenekli, gelişimini tamamlayamadı diyoruz. Aynen. Ve çocuk kendi vücut ağırlığının dışında yükleniyor. Ek ağırlıkla maalesef. Yani bunu da gördüm çünkü bazen yapılıyor. Aynen bu yanlışları. Ama dile getirdiğin zaman ya hoca sen de çok biliyorsun. Çok biliyorsun ya Urfa'da. Sen bir antrenör belki. Vallahi doğruyu bilelim de çok bilelim. Ne yapalım? Ya, keşke bildiğimiz diyorlar. Her şey doğru olsa. İşte bu diyorlar, önemli. Maalesef öyle diyorlar da artık ne bileyim. Çok fazla şey etmek istemiyorum. Şeye geçelim mi hocam? Hocam. Karaköprü Belediye. Evet geçelim de. Şimdi Şanlıurfa sporumuza noktayı koyalım öyle geçelim. Şanlıurfa tamam. Sporumuzun 2023-2024 sezonunda ligde kaldı. 2024-2025 sezonunda da hedefimiz orta sıralar diyoruz. Evet. Yeni bir yönetim bekliyoruz. Açıkça söyleyeyim. Yönetime aday olan isimler de var. Şimdi Yönetime aday olan isimlerin de açıkçası artık ortaya çıkmaları gerekiyor. Ya ben istiyorum kardeşim diyebilecek. Ben adayım. Evet. Ben adayım. İşte yönetim kadromda budur. Listemde budur. Ben bunlarla adayım. Projelerim de şudur. Projelerim de budur. Evet. Düşüncelerim de budur. Gelecek içinde bunları planlıyorum deyip ortaya çıkmaları gerekiyor. Davetiye beklememeleri gerekiyor. İşte şu başkan beni çağırsın ya da bu beni çağırsın, şu da bana söylesin, şu kadar bana destek versin. Siz bir taşın altına elinizi koyun, ortaya çıkın, emin olun size destek verecek olanlar çıkacaktır hocam. Yönetmenimiz işaret ediyor bana, ara verelim diye. Tek yapalım dedi. Evet, ben aslında tek bölüm düşünüyordum de yönetmenimize bir aram verelim. Olur. Kısa bir ara verelim. Kısa bir ara verelim, devam edelim Karaköprü'ye. Ondan sonra Karaköprü'ye başlayalım. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Kısa bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım, bizden ayrılmayın.